Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri. Son zamanların en çok tartışılan konularından biri Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı. Türkiye ile Rum yönetimi arasında başlayan kriz, daha sonra Yunanistan, ABD, Rusya ve Avrupa Birliği'nin de duruma dahil olmasıyla birlikte uluslararası çapta bir mesele haline geldi. Birçok farklı bileşeni olan bu durum her ne kadar karışık gözükse de nedenlerini, nasıl başladığını ve son gelişmeleri sizler için derledik. Doğu Akdeniz Havzası, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İsrail, Mısır, Yunanistan, Suriye, Lübnan, Libya ve Rum yönetiminin de resmi olarak faaliyet gösterdiği bir bölge. Bunların yanı sıra ABD, İtalya, Fransa, Rusya ve İngiltere'nin de önemli enerji şirketleri bölgede aktif. İtalyan Eni, Fransız Total ve ABD'li Noble Energy ile ExxonMobil de bu şirketlerin arasında. Doğu Akdeniz Havzası'nda 3,5 trilyon metreküp doğalgaz ve 1,7 milyar varil civarında petrol rezervi bulunuyor. Bu havzada Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile belirlenmiş olan devletlere yönelik bir kara suları hakkı anlamına gelen münhasır ekonomik bölge ile Türk ve Rum kıtası hanlıkları bulunuyor. Bir devletin kıyısı olduğu kara sularında taban kaynakları için 200 mil boyunca hak iddia edebilmesini öngören bu anlaşmada Türk ve Rum bölgeleri birbirleriyle kesişiyor. Bu da bölgedeki gerilimin ana sebeplerinden biri. Rum tarafının kendi yasal hakları olarak tek taraflı ilan ettiği tartışmalı bölgeler mevcut. Türkiye, Kıbrıs'ın bu tek taraflı politikalarına karşı çıkıyor. Rum kesimi de aynı ihlali Türkiye'nin yaptığını iddia ediyor. Şimdi sondaj faaliyetlerine geri dönelim. Türkiye'nin yerli üretimlerle yerli kaynaklarını kullanma projesi kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın üretimi sondaj gemisi Fatih, 30 Kasım 2018'de derin deniz sondaj faaliyetlerine başladı. Türk gemisinin denize inmesinin hemen ardından Rum yönetimi, Amerikan ExxonMobil ve Katar Petrol ortaklığıyla ekonomik bölge içerisindeki 10. parselde 4 ay süreyle sondaj çalışmaları yapılacağını ilan etti. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın tüm itirazlarına rağmen kıta sahalığındaki parselleri uluslararası şirketlere kiralayan Rum yönetimi, Şubat ayında Amerikan enerji şirketi ExxonMobil ile beraber dünya üzerindeki en büyük 3. doğalgaz rezervini bulduğunu açıkladı. ExxonMobil'in başındaki isim ise oldukça tanıdık. Trump'ın eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson. Artan yeni keşiflerle beraber Doğu Akdeniz'in gerçekten de çok önemli bir enerji havzası olduğu kanıtlanmış oldu. Bu yüzden Türk sondaj gemisinin bölgede aktif rol alması uluslararası çıkar ilişkilerini de etkiledi. Fatih sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında ruhsatlı bölgelerde doğalgaz aramalarına başlaması, Rum kesiminin yanı sıra Yunanistan, Avrupa Birliği, Mısır, İsrail ve ABD'nin de itirazlarına konu oldu. Avrupa Birliği üyesi olan Rum kesimi, Türkiye'nin Kıbrıs Adası etrafında münhasır ekonomik bölge sınırları içerisindeki faaliyetlerini Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Avrupa Birliği bu şikayetin ardından Güney Kıbrıs'la tamamen dayanışma içinde olduklarının altını çizerek Türkiye'ye sondaj çalışmalarını durdurma çağrısında bulundu. Türkiye ise hem kendisinin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için imkanlarını seferber edeceğini, sondaj çalışmalarına ara verilmeyeceğini, bölgeye ikinci bir sondaj gemisinin de gönderileceği kararını her seferinde yineledi. Türkiye'nin itirazlarının en temel gerekçesi ise şu oldu. Üçüncü taraflar yanlı bir şekilde kendilerini Akdeniz'deki enerji denklemine dahil ederek mahkeme rolü üstlenemez. Sisi yönetimindeki Mısır, Türkiye'nin faaliyetlerine karşı çıktı. Bunun en önemli nedenlerinden biri de Mısır'ın doğal gaz dağıtım merkezi olma yolunda önemli bir konumda olması. Aralarında Rum yönetimi, Mısır ve İsrail'in de bulunduğu ülkelerin doğal gaz dağıtım projesi olan EastMed, endişelerin başlıca sebeplerinden. Türkiye'nin olası bir keşfi, proje üzerinde stratejik bir öneme sahip olacak. İsrail de Türk faaliyetlerini yakından takip eden ülkelerden biri. Geçtiğimiz haftalarda İsrailli bir uydu analiz şirketi, Türkiye'nin Akdeniz'de, Kıbrıs'ın batısında sondaj faaliyetlerini sürdüren Fatih gemisinin uydu görüntülerini paylaştı. Bu da İsrail'in arama faaliyetlerindeki endişesini kanıtlar nitelikte oldu. ABD de aktif olarak duruma dahil oldu ve Doğu Akdeniz'de kendisinin de bir dizi stratejik çıkarının olduğunu vurgulayarak Türkiye sondaj çalışmalarını durdursun çağrısında bulundu. Bu çağrının hemen ardından Rum yönetimi, petrol ve doğalgaz arama hakkının bulunduğu toprakları ihlal ettiği iddiasıyla adaya yakın yerde demirlenmiş olan Türk sondaj gemisinin mürettebatı hakkında tutuklama emri çıkarttı.
Türkiye'nin askeri kuvvetlerinin de işin içine dahil olma seçeneğinin masada olduğu bir durumda, Akdeniz'de böyle bir tutuklanma sonrası ciddi bir karışıklık çıkacağı aşikar. Peki sondaj faaliyetlerinde son durum ne? Fatih sondaj gemisinin görevinin Temmuz ayında tamamlanacağı öngörülüyor. İşini şansa bırakmak istemeyen Türkiye, bölgede kendisine baskı yapılması çabasına karşın bir sondaj gemisini daha yola çıkardı. Yavuz sondaj gemisi görev yapmak üzere Akdeniz'e doğru yola çıktı. Fatih gibi Yavuz da gaz arama çalışmalarını gerçekleştirecek. Yavuz'un da denize inmesiyle beraber Akdeniz Havzası'nda bulunan Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis isimli sismik araştırma gemilerini de işin içine kattığımızda Türkiye'nin enerji arayışında bölgede sahip olduğu gemi sayısı 4'e yükseldi. Olası bir enerji kaynağının keşfedilmesi ise karşımıza yeni siyasi, politik ve ticari etkileşimler çıkaracak. Doğal gaz bulunan sahalarda gerçekleştirilecek olan üretimler ve doğal gazın gelir kaynağına çevrilmesi Türkiye için hem ekonomik hem de stratejik öneme sahip olacak. Yani Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri önümüzdeki aylarda çok daha fazla gündemde olacak gibi görünüyor. Yeni gelişmeler ve analizler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.